Tabii şimdi <laughs> şöyle de bir fotoğraf yok mu hocam? Ya şimdi Ceko var. Ceko varsa odur Santrafor. Ama şimdi Batçuay'ın da kariyeri de yabana atılacak bir e, isim değil. Evet. Haksızlık da etmeyelim. Mişi Batçuay'dan bahsediyoruz. Ama böyle laflar, böyle dedikodular çıktığında değil mi Murat abi? Bir şey... Biraz At... dedikodu olduğunu düşünmüyorum ben. Yani. Öyle mi? E çünkü bir süre önce de e... ...böyle ayrılmak istediğine dair devre arasında e, yine iddialar yer almıştı. Çıkıp da ne kendisi kardeşim yalan öyle bir şey yok... ...ben Fenerbahçe'deyim sözleşmemin sonuna kadar falan gibisinden bir şey söylemedi. E, yani bir rahatsız olduğuna dair şeyler bir aydır falan var. Yani işte Cekon'un gelişi e, sonra işte kendisinin özellikle sadece Avrupa maçlarında görev almaya başlaması... Bunlar rahatsız olduğunu, direkt oynamak istediğine dair çok böyle e, Samandıra civarından, Kadıköy semalarından haberler geldi. Yineliyorum bunlara dair oyuncunun şu ana kadar, bazen bir oyuncular bir Instagram'a kardeşim bu iddialar yalandır ben buradayım. İşte bir tane tweet atarlar mesela bunu yapanlar var. Böyle bir şey olmadı ama ya senin de dediğin gibi yani Ceko geldiği zaman onun oynayacağı belliydi. Evet yaş itibariyle 37 yaşında bir futbolcu ama işte arada da dinlenecek. Dinleneceği zaman da Bas forma girecekti. Bu bilinen bir şeydi. E, tabii ki Bas de önemli bir oyuncu. Belçika milli takımının e, futbolcusu, golcüsü. Bana göre Fenerbahçe'de başarılı attığı gol adetini şu an e, hatırlamıyorum ama bu sezonda golleri var. Geçen sezonda golleri var. Ve hep kritik maçlarda sahne almış Noktayı koymuş isimlerden bir tanesi. Yani ayrılık ayrılık ayrılık. Bilmiyorum ben Fenerbahçe'nin yerinde olsam öyle ayrılığa mayrılığa izin vermem. Ama futbolcu bunu resmi kanallarda iletti mi, söyledi mi? İşte ben şununla görüşüyorum, bununla olursa filan. Bu Belçika basınına belki bizim buradan da gitmiş olabilir. Çünkü bizim basınımızda da bu çok haberler çıkıyor. Artık dünya çok küçük olduğu için... Bizde yazılan bir şeyi İtalyanlar da alıyor, Fransızlar da alıyor, Almanlar da alıyor. Biz onlardan alıyoruz. Böyle ortaya karışık bazen yemekler çıkıyor. Ben oyuncunun tabii ağzından duymadım hiçbir zaman ayrılacağını. Ki bunu söylemedi ama kalacağım da demedi. Bu iddialar yalan da demedi. Ya Ben Fenerbahçe'nin sonuç itibariyle önemli bir oyuncusu. Biraz son Adana Demir maçında İkinci yarıda girdi yanılmıyorsam oyuna. Bir şeyi bir isteksizliği falan vardı. Ondan önceki birkaç maçta böyle yine çıkarken mi girerken böyle bir isteksiz tavırları vardı. Biraz böyle yüz haline yansıyan bir ruh hali var. Ama bunlar da bence çok önemli değil. Sonuçta bu takımın patronu İsmail Kartal. ister oynatır ister oynatmaz. ihtiyaç olduğunda da zaten forma şansı veriyor. Yani Avrupa maçlarına direkt onu yazıyor 11'e. O da bugün Ceko sakatlansa, Ceko kart cezası olsa, başka bir şey olsa direkt zaten o oynayacak yani. Şeyde böyle çok uzakta düşünülen bir adam değil. Hemen kulübede yanında yani hemen oyuna girecek hocanın kafasındaki bir isim. Yani onun için biraz böyle nazlı, kapristi, başka şeyler yapmaya da gerek yok yani. Sonuçta Fenerbahçe'de oynuyorsunuz, iyi de bir, iyi de bir para alıyorsunuz. Yani ee... İyi de para alıyor ama bir oyuncu da oynamak istemiyorsa da yapacak hiçbir şey yok. Öyle mi hocam? Şimdi her futbolcu oynamak ister sevgili Aykut. Yani önüne kim gelir gelsin. İşte özellikle de Santifor bölgesinden konuştuğumuz için bas ile Ceko arasındaki mukayeseyi yaptığımızda da genelde kendi bölgesine transfer edilen oyunculardan oyuncular rahatsız olur kendi oynamak ister ve kendi performansını mümkün olduğu kadar yukarı taşımak ister ki dolayısıyla da buradan ücretini arttırabilsin, başarılı olabilsin. Yani hayat, futbol hayatı böyle devam eder. Şimdi önüne Ceko gibi bir marka geldiği zaman sizin artık burada daha çok sonradan alacağınız şansları iyi değerlendirmeniz lazım. Siz o sonradan alacağınız şansları aldığınız zaman değerlendireceğiniz, takımınıza yapacağınız gol katkısı veyahut da gollerle Asistlerle e, siz hem performansınızı yukarı taşır hem aynı zamanda kendinizden zaten söz ettirirsiniz. Aynı zamanda da takımınıza büyük katkı yaparak da önünüzdeki kariyer planlamanızı daha yüksek bir seviyeye getirebilirsiniz. Bence Batu burada böyle bir hata yapıyor. Neticede e, seçtiği veyahut da Belçika'dan e, transfer teklifi gelen takımlar bence çok e, Fenerbahçe'nin kalibresinde olan bir takımlardı. Çünkü... Fenerbahçe'de sıçrama ve de e, Şampiyonlar Ligi'nde oynama ava, oynama e, bir avantajı yakalayabilecek bir takım. E, bunu böyle değerlendirmesi gerekir diyor. Bu benim şahsi düşüncem tabii. Ama e, futbolcuların da kendine göre bir hesabı kitabı oluyor. E, Fenerbahçe'nin takım planlamasına bakıldığında Ceko ile Batshuayi o bölgede e, gerçekten ihtiyacı olan ve de he, rahatlıkla, çok rahatlıkla kullanılabilecek bir oyuncu eğer Galatasaray zaten alan alan da yok yani bu arada onu söyleyelim yani, yani. böyle bir şey dönüyor ama hakikaten nasıl yok bir teklif e, mektif yok yani. Kulübe Öyle teklif şey gelmiş mi? E, Gerçeklik payı ne kadardır? E, insanları da böyle bu fikirlere hemen e, dönüştürüyorsunuz. Bir e, Başakşehir gitmek istiyor gibi. Ya bunda hep bir huzursuz bir ortam, bir takımda e, huzursuz bir e, ortam yaratmak için ideal haberler aslında. Ama dediğiniz gibi Bas Şahin çıkıp yani ben gideceğim, gitmeyeceğim ama Veyahut da bir açıklama yapması lazım yani bu gelişen haberlerle ilgili. Bu haberleri ben de sizin gibi izliyorum. Veyahut da işte yani bir... Biraz e, hocam ateş herkesin, olmayan yerden duman çıkmaz. Öyle adamlar. de denilebilir. Yani, ee, öyle de denilebilir. Biraz görüntüsü bunu veriyor yani. Yüz eğer, ifadesi, vücut dili de onu veriyor biraz. Eğer sessiz kalıyorsa, olduğunu. eğer sessiz kalıyorsa dediğin gibi. Ama bu sessiz kalmasının e, sebebi e, takımın içerisinde Şimdi Basçı aynı şöyle bir e, takım içindeki vücut dilinden maça girerken, çıkarken aldığı dakikalara baktığımızda yani bu bir takımdaşlık şeyini bir türlü yakalayamıyor Batçay. Ben buna Cengiz Ünder'i de katıyorum. Cengiz Ünder'le Batçay'ı çok ayrı yani oyuna giremediler bir türlü anlatabiliyor muyum? Bu oyuna girememek e, atacağı tabii gol, goller, asist biraz da performansını biraz daha ritmini yükseltmesi lazım. Oyun şevkini yukarı taşıması lazım. Ben yani Basçuhay için bunları söylerken aslında Cengiz'i de böyleydi düşüncelerim. Aynen Cengiz için de söyleyebilirim bu düşüncelerimi. Basçuhay gibi bir oyuncu böyle bir transfer teklifleri de alıyorsa artık kulüp, Basçuhay'ı hangi kulüp istiyorsa oturacaklar. Bir plan program. Tabii ki İsmail Kartal istiyor mu? Şöyle de olabilir. Eğer yani İsmail Kartal'ın da e, düşüncesinde bu varsa o da onay veriyorsa yönetimi aşağıya gidiyorsa daha iyisini alabilme şansımız var mı? Tabii şey de önemli yani e, kim nasıl bu devre arası transferin herkes iyi golcüsünü bırakır mı? Bırakmaz. Çok zor, Ama hocam. bırakırsa da çok iyi bir paralarla almak gerekir. E, o gelen oyuncu çok mu rahat edecek? O da Jack ile belki de rekabete girerken... O da diyecek ki ya ben Ceko'dan daha iyiyim veyahut da Ceko o zaman ya yani orada hep bir böyle bir problem olur. Mühim olan o problemi sevk ve idare edebilmek. İşte teknik adamların zaten demin söylemek istediğim o sevk ve idare. Bunu bu gibi bir şampiyonluğa giden kadrosu geniş olan takımlarda oynamayanı mutlu edebilmek lazım.